Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Evet, merhabalar. Sayın Başkanım. Altak yavru. Sayın Başkanım. Siz de başkanımızsınız, hepimizin derdiyle. Başkanlığına bağlı. DEDAŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde. Hepimizin amacı, daha önce esnaf arkadaşlarım gezdim ben, dolaştım. Evet. Arkadaşlarımın çok istekleri var. İsteklerinden dolayı bize dediler ki Sayın Vekilim'i özellikle başkanımı, zaten başkanım Allah razı olsun daha önce de geldi. Gerekli şeyleri aldı. Ama biz dedik ki hep birlikte gelelim. Bu arkadaşlarımın dertlerini dileyelim. İlk baştaki sıkıntımız zeminle alakalı. Bizim zeminimiz çok kötü. İçerisinde pis su birikiyor. Burada müşteri gezerken taşlara bastığı zaman içinden pis su lağım fışkırıyor. Ayaklarımız, müşterimizin ayakları mahvoluyor. Birinci sıkıntımız bu. İkinci sıkıntımız altyapı. Biliyorsun burası yarısı balıkçı, yarısı manav. Su giderimiz hiç yok. Aşırı şekilde koku var. Kokudan dolayı müşteri yine bu pazara girmiyor. Üçüncü sıkıntımız ışıklandırma. Akşam burası zifiri karanlık. Burası biliyorsunuz bir halk pazarı ama halk gelmiyor. Karanlık olduğu için. %150, %1 milyon halk. Şimdi ben ilk buraya geldiğimde ben de buranın bizim belediyenin mülkü sanıyorum. Evet, burası ki yanındaki park dahil vakıfları. Altyapının yapılması lazım. Evet. İşlemleri bir yapabilmemiz için. Aynen öyle başkanım. Bu da bize ait değil. Siz evet. Bu eğer altyapıyı artık kendi imkanlarınızla mı yaptırırsınız veya birileriyle mi yaptırırsınız? Siz bunu çözdükten sonra buranın zemininizi çok güzel yaparız. Işıklandırmayla ilgili nasıl bütün şehri ışıklandırıyoruz? O firmayı gönderin, buranın aydınlık olacak haline getiririz. Ne diyorsunuz? Tuvalet yapılır, sorun yok. Giriş çıkış kesinlikle olması gerekiyor. Zaten buralar kendi şekline düzeldi mi otomatikman olur. Billboard'u da kullanırız. Mesele tamam, değil. Tamam. Çöp toplama abicim temizlik imandan gelir. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu Allah var çöp konusunda müzdaribiz. Ya herkes güzel büyük poşetler alacak. O poşetlere çöplerini koyacak. Akşam alıyorsa akşam bunu alacak gidecek. Şu suya dedik ki kardeşim bak buraya 20 yerden pis su deşarj ediliyor. Genel müdür yanımızda. Milletvekillerine söyledik, belediye başkanlarına söyledik. DSİ yetkilileri geldi. Evet. Nereden aktığını tek tek videoyu çekerek gösterdik. Defalarca yazı yazdı değil mi? Hizmet nereden alınır? Parayı ödediğin yerden alınır. Doğru mu? Şimdi sizin ödediğiniz faturayı bir inceleyin bakalım. Ne yazıyor orada? Atık su bedeli yazıyor. Atık su bedeli yazıyor. Yapı bedeli yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Demek ki ne olacak? Hat su bu paraları sizden toplayıp size sağlıklı ve güvenli su getirecek bir. Bu suyu kullanmanızdan ötürü oluşan atık suyu güvenli bir yere götürecek. Orada arıtacak. Doğaya zarar vermeyecek şekilde kullanacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi bütün bunlar efendim biz hat su gelmiyor vekilim sen yap. Yapamam. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne talimat veremem. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı'na talimat verme yetkim yok. İyi ki de yok. Eğer olsa demokrasi tıkanırdı. Biz rica ederiz. Feyyazan Kanalı projesine başladığımızda kanala deşarj edilen pis suları tıkayacağız. Tekrar söylüyorum. Kanala akmaması için. Hangi mahalleden patlarsa da gitsin ilgili muhtarımız mahallesinin problemini hat suyun önünde mahalleliği götürerek protesto ederek hakkını arasın. Kanalına bağlı. DEDAŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde. Pazartesi günü İtfaiye Büyükşehir. Şeylerimizde.